Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orijinal Matematik Yayınları'nın 2023 ODF çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık trigonometrin son kısmındayız biliyorsunuz. Ters trigonometrik fonksiyonlarla beraber Trigonometri kısmı tamamlanıyor. Daha sonradan da analitik Geometri kısmına geçeceğiz ama analitiğe geçmeden önce bizim dördüncü föyümüzde ne var? Konu değerlendirme testleri var. Yani KDT dediğimiz bir tane daha kitapçığınız var sizin o aldığınız paketin içerisinde. Orada trigonometri fasikülü var. O trigonometri fasikülündeki soruları da çözüp ondan sonra analitik geometri kısmına geçeceğiz. Bilginiz olsun. Şimdi isterseniz hiç zaman kaybetmeden ters trigonometrik fonksiyonlara geçelim isterseniz. Şöyle bir yaklaşalım isterseniz. 220'imizi yaptık. Ters trigonometrik fonksiyonlar başladı. orada gözüktü. Tamam. Şimdi şöyle bir fonksiyonun tersini alabilmemiz için fonksiyonun ne olması gerekir? Birebir ve örten olması gerekir. Şimdi f fonksiyonu birebir ve örten ise F'in tersi vardır denir. Öyle hatırlıyorum ben. Hatta bununla ilgili bir birebirlik testimiz var mesela. Bir fonksiyon grafiği düşündüğünüzde ne yapıyorduk? Y eksenine dikmeler çekiyorduk. Çektiğimiz dikmeler grafiği en fazla bir noktada kesmeliydi. Eğer bir noktada en fazla bir noktada kesiyorsa o fonksiyon birebirdir. Mesela şu an çizdiğim fonksiyon mavi grafikli ne değildir? Bir birebir fonksiyon değildir. Belli değerleri mesela şurada şurada ve şurada aynı değere gitmiş. O zaman sonuçta o fonksiyon ne olmayacaktır? Birebir olmayacaktır. Ama mesela şöyle bir grafik çizdiğinizde bakın y testi yani y eksenine dikme her çektiğinizde grafiği en fazla bir noktada kesiyor. O zaman bu fonksiyon birebirdir. Şimdi trigonometrik fonksiyonların grafiklerini çalıştık. Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini hatırladığınızda mesela şu şekildeydi mesela sinüs fonksiyonu sıfır ekipi. ama tabii bu ne yapıyor? Kendini bu şekilde hep tekrar ediyordu. Değil mi? Bu şekilde hep kendini tekrar edecekti. E o zaman ben bu fonksiyonun tersi vardır diye mi? Yani o zaman ne oldu? Konu bitti. <laughs> yani trigonometrik fonksiyonları ne yapamıyoruz? Tersini alamıyoruz. Diyebil diyeceğiz ama şöyle bir şey matematikte hani bilim şöyle ilerliyor. Mesela bir yerde takılıyorsunuz diyorsunuz ki ha bu da böyle olsun. Mesela e, işte x kare eşittir eksi 4. Bunun reel kökü yok değil mi? Tamam bitti. Hop o zaman demişler ki hemen işte i denilen şey kök eksi 1 olsun. O zaman ne bulmuşlar? Karmaşık sayıları bulmuşlar. İşte biz de trigonometrik fonksiyonların tersini alabilmek için fonksiyonları kısıtlamamız lazım. Şimdi mesela sinüs fonksiyonundan bahsedeceksek sinüs fonksiyonunun ne olması lazım? Birebir örten olması lazım. Şimdi ben birebir örten yapmaya çalışacağım. Şimdi normalde şu şekilde ilerleyecekti değil mi? Ben şöyle yapmaya çalışacağım bakın. Şöyle şurada durdum. Burası kaç? Pi bölü 2. Burası kaç? Eksi pi bölü 2. Eksi 1 burada değerini almış. Burada da kaç değerini almış? 1 değerini almış. Peki şu hareketi yaptığınızda fonksiyon birebir mi? Birebir. Gördüğünüz gibi her verdiğimiz değer farklı bir değere gitmiş. Birebir. Peki örten mi? Evet. Eksi 1'den 1'e kadar her şeyi de görmüş. Eğer ki ben sinüs fonksiyonunu şu şekilde kısıtlarsam yani eksi pi bölü 2 pi bölü 2 aralığında reel sayılara tanımlı fx eşittir sinüs x olsun İşte o zaman ben bu fonksiyonun tersini alabilirim o zaman bu fonksiyonun tersi bu sefer reel sayılardan nereye tanımlı olacak eksi pi bölü 2'den pi bölü 2'ye tanımlı olacak İşte biz bu fonksiyonun tersine ne diyeceğiz Ark sinüs x diyeceğiz. Önüne şimdi Fonksiyonları tersinde şimdi özel bir fonksiyon ismi. Sinüs. Yani bir f, g, h fonksiyonu değil. İsim ver, verirken özel bir fonksiyon vermişler. Demişler ki sinüs fonksiyonu. Bunun tersine de özel bir isim takmışlar. Arc x. Bakın şurası aslında bizim f, g, h gibi bir şey. Tamam. Yani bu sinüs fonksiyonun tersi ne olmuş oluyor o zaman? Arc x fonksiyonu olmuş oluyor. Zaten burada da Anlatmışız işte biz onları. Yatay çizgi testi, bak biraz önce anlattıklarımın hepsi teker teker burada var. Sonra bu tarafa geçtiğinizde de sinüsün kısıtlanmışı. Bakın ne demiş? Sinüs x fonksiyonu birebir örten değildir. Ancak r'nin alt olan eksi 1 bölü 2 birbirleri birebir ve örtenlik sağlanır. Yani biz bu aralıkta fonksiyonu, sinüs fonksiyonu bu aralıkta kabul edersek o zaman ne yapmış oluruz? Gördüğünüz gibi fonksiyonun tersini almış oluruz. Yani bizim sinüs fonksiyonumuzun tersi olmuş olur. Anlaştık mı? O zaman bizim bakın arc x sonuçtur. Nerede değerler alacak? Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında değerler alacak. Bu net. Şaşmaz. Anlaştık. Şimdi bak bu anlattıklarım üzerine burada da bir şeyler söylemiş. Orijinal bilgi notu var. Şimdi bunu geçelim. Tamam mı? Şimdi ben normal size ters trigonometrik fonksiyonlardan sinüsten başlıyorum. Şimdi normalde biz şu hareketi yaparız değil mi? hatta ben onu yine yukarı mı anlatsam? Yukarıda anlatayım. Şurada anlatayım. Şimdi fx eşittir y ise biz ne yapıyoruz? x ile y'nin yerini değiştirdiğim zaman o zaman bu fonksiyon isim değiştiriyor. f'in tersine y eşittir x oluyor. Bakın aynı mantıkla mesela arc sinüs x y ise o zaman ben bu y ile bu x'in yerini değiştirdiğimde x dışarı çıktığında o zaman ne olmuş oluyor? Arc tersini almış olacağım. E, tersinin tersi kendisi olacağına göre o zaman ne oldu? Sinüs y oldu. Aynı mantıkla y eşittir. Sinüs x ise ben şu arkadaşla şu arkadaşın yerini değiştirdiğimde o zaman x neye eşit olmuş oldu? Ark sinüs y'ye eşit olmuş oldu. Yani ben içiyle dışını yer değiştirdiğim zaman bu fonksiyonu ne yapmış olurum? Tersini almış olurum. Şimdi bunun üzerine yaptığımız işlemlere dikkat edelim. Yalnız şunu da söyleyeyim. Bakın bu kısmı önemli. Biz eksi pi bölü 2'den pi bölü 2'ye kadar değerler görebiliriz. Bunun dışında başka bir şey olamaz. Çünkü bizim artık fonksiyonumuz kısıtlanmıştır. Her şeyi alamayacak. Tamam mı? Bak bu kısım önemli. Her şeyi göremeyeceğiz. Burası bizim ters yönelik fonksiyonlarda hata yapacağımız yer olabilir. Ben size bütün sinüsün, kosinüsün tanjantın tersini alırken bunları nasıl dikkat edeceğimizi göstereceğim. Şimdi arcsin kök 2 bölü 2 nedir dediğinde klasik olarak buraya x'tir diyorsun sen. Şimdi bunun cevabı x olsun tamam mı? Gidiyorsun bunu bunu bunun yerini değiştiriyorsun. O zaman ne oluyor sinüs x? Kök 2 bölü 2. Sonra düşünüyorsun. Hmm, diyorsun sinüs ne zaman kök 2 bölü 2 olur? 45'te. O zaman cevabı ne olur? 45 derece. Ya da hadi şöyle yapalım. Pi bölü 4 diyelim. Radyan cinsinden konuşalım. Hocam. Efendim oğlum. Efendim kızım. Şimdi sinüs ne zaman kök 2 bölü 2 olur dedin ya sen. Neden 135 derece olmasız da 45 derece yazdın? Çünkü e, ba, oğlum bizim fonksiyonumuz eksi 90 90'dan değerler alacaktı ya. O zaman ondan dolayı da ben gördüğünüz gibi neyi göremeyeceğim? 135 dereceyi göremeyeceğim. Çünkü benim kısıtladığım sinüs fonksiyonunun içerisi eksi 90 ile 90'da değerler verilebiliyor. Doğru mu? O zaman ben 135 dereceyi veremiyorum. E, fonksiyonda tanımlı olmayan bir elemanı da tersinden ben ne yapamam? Göremem. O yüzden de burada 135 derece değil pi bölü 4 diyeceğiz. Şimdi bak buna x dedik. Bu ikisini yer değiştirdik. O zaman ne oldu? Sinüs x eşittir. Kök 3 bölü 2 oldu. Sinüs ne zaman kök 3 bölü 2'dir? 30'da değil 60'da. Yani cevabın ne gelecek? 1 bölü 3 gelecek. Ark sinüs eksi 1 bölü 2. Hemen x'i yapıştırıyorsun. Bunları taklaslıyorsun. Diyorsun ki sinüs x eşittir. Eksi 1 bölü 2. Senin sinüs x'in eksi 1 bölü 2 değerini dördüncü kısımda şurada alacak değil mi? O zaman x yerine sen ne yazacaksın? Pi bölü 6'nın eksilisi yazacaksın. Bak şimdi burada problem şurada çıkıyor. Hocam 330 derecede yazabilir miyiz? Hayır yazamazsın. Çünkü senin tanım kümen eksi 90'dan 90'a kadar. Ama hocam aynı yere denk geliyor. Hayır aynı yere denk gelmiyor. Bakın sinüs 330 da sinüs eksi 30 aynı değere sahiptir. Bu başka bir şey. Ama benim tanım kümemde 330 diye bir eleman olmadığı için ben ne yapamam? Arc sinüsün karşılığı olarak 330'u göremem. Göreceğim şey eksi 30'dur. Tanımlı olmayan bir şeyi ben ne yapamam? Göremeyeceğim için onu biz ne yapmıyoruz? seçmiyoruz. Burası sizin hata yapacağınız yer olabilir. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Arksinüs eksi 1 bölü 2. X bu ikisini yer değiştirdim. O zaman ne oldu? Sinüs x eşittir. Eksi 1 oldu. O zaman x neymiş? Eksi 90'mış. Yani şıklara 270 koyarlarsa biz onu seçemeyiz. Bizim seçeceğimiz şık eksi 1 bölü 2 olandır. Buraya x dedik. Bu ikisini takasladık. Sinüs x eşittir 1 ise x nedir? 90'dır. Bak. Ters trigonometrik fonksiyonlarda %99 bunu yapacağız. İçiyle ile dışını yer değiştireceğiz. Ark gördüğün her şey isim veriyorsun güzel kardeşim. Ark gördüğün her şey isim veriyorsun. Her konunun bir anahtarı var. Ark gördüğün her şey isim verirsen bu olay biter. Örnek 2. Olduğuna göre tanjant x nedir demiş. Abi aynısı. Bu ikisini yer değiştirdin. Ne oldu? Sinüs x eşittir 3 bölü 5 geldi mi? Geldi. Peki bu arkadaş senden ne istiyor? Tanjant x'i. E, güzel kardeşim sinüsün belli olduğu yerde tanjantı ne yaparız? Biz dik üçgen yardımıyla buluruz. Sinüs karşı bölü hipoydu. O zaman burası 4, burası x. Tanjant buradan ne geldi abicim? 3/4 bölü 4 geldi. Karşı bölü komşu. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü. Geldik 3'e. Şimdi ark gördüğün her şeye isim veriyorsun. Altını çiziyorum. Ark gördüğün her şeye isim veriyorsun. Yani sana bu vatandaş bunu soruyor değil mi? Yani a nedir? cos x'tir. O zaman biz cos x'i bulacağız. Peki ben ne yaptım? Ark sinüs 3 bölü 5'e x dedim. Ne yapıyormuşum güzel kardeşim? İçiyle dışını yer değiştiriyormuş. Nokta net. Yaz abi bunu kafana. Sinüsün 3 bölü 5 olduğu yerde çiz üçgenini karşıya 3, hipoya 5. Burası 4. O zaman kosinüs ne yapar? Komşu bölü hipotenüsten 4 bölü 5 yapar. Bütün konunun özü bu. Ark gördüğün her şeye isim veriyorsun. Bak. Ark var. İsim veriyorsun. Affetme. Ne oldu? Tanjant 3 pi bölü 2 eksi alfa mı? Buna da biz ne deriz? Kotanjant alfa. Kaçıncı bölgede? 270'ten geri geldiğim için. Üçüncü bölgede, üçüncü bölgede. Tanjant pozitif. O zaman kotanjant alfayı soruyor bana. Peki ben ne yapmışım? Ark sinüs 4 bölü 5'e alfa demişim. Sen ne yaparsın? Bu ikisini yer değiştirirsin. Dersin ki bana sinüs alfa eşittir 4 bölü 5 hocam. Ben de derim ki sana sinüsün 4 bölü 5 olduğu yerde kotanjant nedir? Oğlum sen de dersin ki bana hocam 3 bölü 4. Ben de derim ki sana aferin otur ders içi başarın yüksek. 5. Eksi 90 ile 90 arasında. Tamam. Yani bizim tanımlı olduğumuz yer. Kısıtlamış fonksiyonu. Değil mi? Fonksiyon tersi. Bak şimdi güzel kardeşim ben bu tersini kaçın sınıfta gördüm? 10. sınıfta gördüm. Ters almayı nasıl yapıyoruz? X'i yalnız bırakırsanız bak yani şöyle. Y eşittir bıdı 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 demek fonksiyon demektir. X eşittir bıdı 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 demek F'in tersi demektir. Nokta net. Yani senin yegane amacın X'i yalnız bırakmak. Bak ben bunu buradan silerim. Şimdi yani diyor ki bana Y eşittir 2 artı 3 tane sinüs X'miş ya. Sen şimdi ne yapacaksın güzel kardeşim? Sinüs x'i yani x'i yalnız bırakacaksın. O zaman şunu önce yalnız bırakalım. Ne oldu? Y eksi 2. 2'yi karşıya attım. Bir de 3'e böldüm. Sinüs x yaptı mı? Hocam hocam. Bununla bunu böyle küt diye küt diye ne yapacaksın? Yer değiştireceksin. X dışarı çıkacak mı? Çıkacak. Ne oldu? Sinüs y eksi 2 bölü 3 oldu mu? Oldu. Hocam hata yaptın. Neden? Çünkü biz sinüsün içi ya dışını yer değiştirdiğimizde fonksiyon tersini aldık. O yüzden burasına artık onun ne gelecek? Bir tane ark gelecek. Ve böylece ben ne yaptım? F'in tersini almış oldum. O zaman F'in tersi ark sinüs x eksi 2 bölü 3. Ne demişlerdi? 10. sınıfta daha sonradan x gördüğün yere y, y gördüğün yere x yazarak soruyu çözüyorsun. Bak bundan geçmiş yıllarda sordular. Ters trigonometrik fonksiyonlarla ilgili bir tane soru sordular. Sorduğu soruda aha bu 5 numaralı sorunun kopyala yapıştırıydı. Bizden aldılar. Biz onlardan almadık. Onlar bizden aldı. Ya çünkü şöyle bu soru da klasik bir soru, dersi öğrenme sorusu. Yani aslında sana ters trigonometrik fonksiyon da sormadı. Ne sordu? Fonksiyon tersini sordu. Ama sen bu tekniği bilirsen, tamam abi güzel. 5 geçtik, 6. sinüs x -3 fonksiyonun en geniş tanım alanı tanım aralığı. Şimdi biz Burası içerisi ne olmalıydı? Eksi 1 ile 1 arası değerler almalıydı. Bak şimdi şöyle söyleyelim. Sinüsün içi burası açıdır. Ark sinüsün içi yani burası değerdir. Çünkü sinüsün içerisine açı yazarsın. Değer bulursun. O zaman ter tersini aldığın zaman da Arc sinüsün içerisine değer yazarsın. Ne bulursun? Açı bulursun. O zaman sinüsün için açı yazıyorsak arc sinüsün içerisine ne yazacağız? Değer yazacağız. O zaman x eksi 3 burada olacak. 3 ekle sonerciğim. 2 ile kaç arasında? 4 arasında. Bak bitti. Kosinüs fonksiyon tersi. Şimdi biz kosinüs fonksiyonunu şöyle yapmıştık. Ben bu fonksiyonu kısıtlayacağım şimdi. Tamam mı? 0 pi 2 pi Böyle miydi? Yanlış mı var? Kosinüs fonksiyonu şöyleydi ya. Koç kafası gibiydi. Şöyleydi. Değil mi? Şöyle. Burası pi. Burası 2 pi. O zaman ben 1 eksi 1. Bak şurasını aldığı zaman olay bitmiş. Gördüğün gibi 1'e 1 bir oldu. Yani ben şu kısmı sildim. Sadece bunu bıraktım. Fonksiyonu kısıtladım. O zaman f fonksiyonu 0 pi aralığında reel sayılara tanımlı kosinüs x. O zaman tersi Nerede? Reel sayılardan 0, 1, 0 pi aralığında tanımlı. Bu f'in tersini x aslında bizim için ne oldu? arcs kosinüs x oldu. Yani bak sen biraz öncekinde eksi 90'dan 90'a kadar değerler arasında sınırlamıştın. Şimdi de 0 ile 180 arasında sınırlıyorsun. Yani sen sonuç olarak ark kosinüsün karşılığında hiçbir zaman 190 derece göremeyeceksin. 230 derece göremeyeceksin. Göreceğin, vereceğin cevaplar ya da eksi 10 derece demeyeceksin. Senin vereceğin cevaplar ne olacak? 0 ile 180 arasında olacak. Tamam. Bu arada onu anlattık. Peki. Devam. Bak şimdi aşağıdaki fonksiyonun sonuçlarını derece sen yazınız. Yazalım abi. Buraya x koyuyoruz. Bunları yer değiştiriyoruz. O zaman ne oldu? Kosinüs x eşittir kök 3 bölü 2. Kosinüs ne zaman kök 3 bölü 2'dir? 30'da bir alacağım. Yani pi bölü 6. Buraya x dedik. Yer değiştirdik. Kosinüs x eşittir. Eksi 1 bölü 2. Kosinüs ne zaman 1 bölü 2'dir? 60'da. Yalnız eksi olduğu için 120'de. Yani 120 ne yapar? Ee, pi bölü 3 yapsam 60 yapar. 2 pi bölü 3 dersem 120 olur. Evet. Bak buraya x. Yer değiştiriyorum. Ne yaptı? Kosinüs x eşittir. 1 yaptı. Kosinüs ne zaman 1'dir. Hocam 0 derecede. Şöyle yapalım. Buraya x dedik. Yer değiştirdik. Gördünüz mü? Hep aynı hareketi yapacağım. Kosinüs x eşittir. Kök 2 bölü 2. Ne zaman kök 2 bölü 2 yapar? Pi bölü 4'te. Tamam. Devam. Sinüs, kosinüs 3 bölü 5. Ben ne dedim? Ark gördüğün her şeyi isim veriyorsun. Buraya alfa dedim. Vatandaş o zaman sana sin alfayı soruyor. Değil mi? Ben bunu anladım. Peki ar kosinüs 3 bölü 5'e alfa dersem kosinüs alfa 3 bölü 5 yapar mı? E sen ne yapacaksın? Kosinüs alfa buysa sinüs nedir diyeceksin. O zaman üçgen çizeceksin. Kosinüs komşu bölü hipotenüs. Burası 4. Burası alfa. Sinüs ne yapar? 4 bölü 5 yapar. Doğru cevabımız 4 bölü 5'miş. 9. Arp gördüğün her şeye isim veriyorsun. Buraya isim verdin. Alfa dedim. Şimdi tan alfa eşittir kök 3. Peki. Ark kosinüs x bölü 3 alfa ise kosinüs alfa ne yapar? x bölü 3. Şimdi sen tan alfanın kök 3 olduğu bir yerde kosinüs alfasını söyle. 1 bölü 2 mi? Kosinüs alfa. 1 bölü 2. O zaman burası 1 bölü 2. X bölü 3'müş. X buradan nedir? 3 bölü 2'dir. Oldu mu güzel kardeşim? Anlaşıyor muyuz? Peki bakalım. Tanjant fonksiyonunun tersi. Tamam. Şimdi tanjant fonksiyon grafiği şöyleydi. Eksi 90'dan 90'a kadar Hocam zaten bu böyle ama bunun şöyle bir özelliği vardı. Bu tekrardan tekrarlıyordu ama tekrarlayamaz. O zaman birebirlik bozulur. Biz o zaman yine ne yapalım? Eksi 90 ile 90 doksan arasında alalım. Yani f fonksiyonu eksi pi bölü 2 pi bölü 2 açık aralığından reel sayılara tanımlı. O zaman tersi de reel sayılardan eksi pi bölü 2 pi bölü 2 aralığında tanımlı olacak. Peki buradan f'in tersinde x'e ne diyeceğiz? Ark tanjant x'tir diyeceğiz. Tamam mı? Şurada bir hata yapmış olabilir miyim? Tanımlarında. Şimdi sıfırla pi arasında değerler aldığında bizim fonksiyonumuz reel sayı değil burada. Burada bir yanlışım vardı. Eksi 1 ile 1 arası değerler olacak. O zaman burası da eksi 1 ile 1 bir arasında olacak. Şimdi onu söyledim de burası geldi aklıma. Bak aynısı ilk başta da oldu. Şurada düzeltelim. Şimdi öğrenmede böyle yanlışlıklar olur. Olsun. Düzeltelim. Nerede? Şurası. Burası reel sayı değil de eksi 1 ile 1 aralığında olacak. İki saattir söyledik ama hani reel sayı yazdık oraya. Orada bir yanlışlık olmasın. Burası eksi 1 ile 1 aralığında olmalı. Neden? Çünkü biz sinüste ve kosinüste eksi 1 ile 1 arasında sonuçlar alıyoruz. Ama tanjantta her şeyi görebiliyorum. Tamam? Burada da onun açıklaması var zaten. Peki bakalım. Bak burada da fonksiyonun orijinal bilgi notumuz var. Peki devam ediyoruz. Aşağıdaki fonksiyonların sonuçlarını derece yazınız. O zaman buraya x diyoruz. O zaman tanjant x ne yapıyor? Kök 3 mü yapıyor? O zaman tanjant x ne zaman kök 3'tür? 60 derecede. Buraya x yazdık. Tanjant ne zaman Eksi 1'dir. Şimdi tanjant şurada tanımlıydı galiba. Tanjant şurada tanımlıydı. Yani eksi 90, 90. Sinüse çok benziyordu. Bak. Bakın. Gördünüz mü? Şurada olacak ama şu ve şu dahil değil. Yani sinüsle tanjant hemen hemen aynı. Sadece eksi pi bölü 2, pi bölü 2 değerlerini alamıyor tanjant. O zaman bu ikisini yer değiştirirsek ne oldu? Tanjant eksi 1 oldu. Tanjant ne zaman eksi 1'dir? Burada. Yani 45'te ama 4. bölgedeki 45 315 diye atlama. Sen ona eksi pi bölü 4. Eksi 45 diyeceksin. Çünkü senin tanım kümende eksi 90 90 aralığı var. Burası x ise bunlar yer değişir. O zaman tanjant x 1 ise x nedir? Pi bölü 4'tür. Burası x ise bu x'in yer değiştir. O zaman tanjant x ne yaptı? Eksi 1 bölü kök 3 yaptı. Tanjant ne zaman kök 3'tür? 30'da. Değil mi? Ama dördüncü bölgede olması lazım. Eksi pi bölü 6da 30 derece değil mi? Pi bölü 6 demek ama eksi. Arp gördüğün her şeyi isim veriyorsun. Burası alfa. Burası beta. O zaman ark tanjant 3 bölü 4 alfa tanjant alfa 3 bölü 4 e şimdi sen alfayı sinüsün içine yazınca sana ne soruyor? Sinüs alfayı soruyor. Şimdi buradan buraya geçeceğiz. Ne yapacağız? Üçgen çizdik. Tanjant ne demek? Karşı bölü komşu. Burası 5. Burası alfa. Doğru düşünüyoruz değil mi? O zaman sinüs ne yapar? 3 bölü 5 yapar. Devam. Bak şimdi şurası. Ark tanjant 7 bölü 5. Neymiş? Beta. O zaman buradan tanjant beta ne geldi güzel kardeşim? 7 bölü 5 geldi. Ben şimdi buna beta dedim ya. E, o zaman zaten tanjant beta'yı soruyordu. O zaman da 7 bölü 5. 3 bölü 5 ile 7 bölü toplarsam 10 bölü 5'ten ne gelir cevabı? 2 gelir. Bak şöyle bir güzellik yapabilirsin. Tanjant, ark tanjant 7 bölü 5 dediğinde yani aslında şey değil mi ya? Bu f, bu da f'in tersi f bileşki f'in tersi birim fonksiyondu. O zaman çat çat cevap ne geldi? 7 bölü 5. Anlaştık. Buna dikkat edelim. Mesela burada da tan arktan 3 eksi x. O zaman tak tak gitti. Ne yaptık? 3 eksi x bölü 5 eşittir 2. 3 eksi x eşittir 10. x buradan ne geldi? Eksi 7 geldi diyebiliriz. Bu da 12. sorumuzun çözümüydü. Geldik 13'e. Şöyle yapalım. Burada bir bu videoyu bırakalım. Olur mu? Uzamasın video. İkinci videoda bunun devamını çekeyim. Hem de siz de bir mola vermiş olursunuz. O zaman bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.